Boya kutusunun içine yağlı bir resim çiziyorum yarınıma dair. Durmuş bir saat şeklinde gösteriyorum kül rengi haritasını yüreğimin. Tamamladığım yeni sunulmuş parçalanmış haritayı ve ışıldayan umudu zemine sakladım bir vakte kadar. Ama siz, merak ediyorum, görebilecek misiniz bir gece ressamın melodisiz buz tutmuş halini? Ama anlıyorum ki biri gelecek benden bir zaman sonra, bir başkasınca anlaşılmayanı sıcak melodisiyle ve buzu eriterek. Sayın Belediye Başkan Vekilim, değerli sanatseverler ve basın mensupları. Bandırma Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Nimet Aydın'ın Her Dem Resim isimli yağlı boya resim sergisine hepiniz hoş geldiniz. Gelen iki tane telgrafımız var. Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Mehmet Tüm, CHP Balıkesir Milletvekili. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Kısaca sanatçımızdan bahsetmek istiyorum. Resim yapmaya ilkokul yıllarında duvar afişleri yaparak başladı. Daha sonra kara kalem çalışmalarına ağırlık verdi. Resim sevgisi her zaman içinde olmasına rağmen hayatın yoğun akışı içinde resimle yeterince ilgilenemedi. Fakat kara kalem onun her zaman bir parçası oldu. 2010 yılında bir rahatsızlık geçirdi. Bu sıkıntılı ve zor döneminde resmin insanı iyileştiren limanına sığındı. Resim aşkı, yaşam aşkına dönüştü. Halen Bandırma'daki kendi atölyesinde resim çalışmalarına devam ediyor. Duygu ve düşüncelerini almak üzere resim sanatçımız Nimet Aydın'ı mikrofona davet ediyorum. Merhaba, bu güzel günde bizimle birlikte olan belediye başkan vekilimiz. Ben ismim Sabri Türkmen ve tüm davetlere hoş geldiniz diyorum. Serginin gerçekleşmesinde Sayın Belediye Başkanımızın desteğini ve belediye çalışanların emeklerine çok teşekkür ediyorum. Resim yapmakla ilgili çekincelerimi aşmamı sağlayan ve her zaman bana destek olan aileme, beni renklerle tanıştıran sevgili hocam Ayten Özavcı'ya ve resimlerimi sergilemem için beni yüreklendiren, yanımda olan ve yıllarca birlikte çalıştığım sevgili doktorum Abdurrahman Candemir'e ve burada benimle olan tüm dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Başlamak ve hayata başlamak için en güzel yaş olduğunu, her şeyin doğru bir zamanı olduğunu gösteren bir sergi izleyeceksiniz. Ben her birini yaparken çok keyif aldım. Umarım siz de aynı keyif alırsınız. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ve düşüncelerini almak üzere Belediye Başkan Vekilim Sayın Sami Türkmen'i mikrofona davet ediyorum. Şimdi bir alışkanlık herhalde böyle başlarken evet falan denir. Ben onu söylemeyeceğim, o sakıncalı sözü. Değerli dostlar, değerli sanatsever Bandırmalı hemşerilerim, sizleri belediye başkanımız Sayın Dursun Mirza şahsım ve Bandırma Belediyesi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nimet Aydın hanımefendi az önce de kızımızla anlattılar. İlkokul yıllarında başlayan duvar afişleri, daha sonra kara kalem falan. Kendisiyle az önce sohbet ederken benim de böyle çok çok amatörce bir çalışmam olduğunu söylemiştim. Gerçekten bu tür şeyler insana huzur veren çalışmalar. Bu aşk öyle, yani bu resim aşkı kara kalemi de hiçbir zaman unutmamışlar. İşte aşk böyle bir şey. Nihayetinde yağlı boya çalışmasına kadar gelmiş. Gördüğümüz kadarıyla şimdi biraz sonra hep birlikte gezeceğiz. Çok başarılı tabloları buradan da görebiliyoruz. Ben kendilerini kutluyorum. Bandırmamıza, kendilerine, sanat camiasına, sanatseverlere hayırlı olmasını diliyorum. Konuşması için teşekkür ediyoruz. Günün anlam ve anısı için bir plaket törenimiz olacak. Biliyorsunuz Bandırma'yı anlatan günler olduğu için en önemlisi de burada Bandırma vapuru ve top kurşun anıtı. Bunların anlamı özellikle yaşadığımız şu günlerde çok çok önemli. Sizlere tekrar bu çalışmamızdan dolayı. Sen başkan böyle bakalım. Başkan. Evet. Büyük bir alkış alalım sanatçımız için. Başkanım.
Evet, buyurun. Serginizi gezebiliriz değerli sanatseverler. Çalışmanızı hatırlıyor musunuz? İlk çalışmam reprodüksiyon Nuru İye'nin ilk şeyi en başladı bakın ilk çalışmam. Gidelim mi oraya beraber? Tabii. Hadi Nuru gidelim. Nuru İye'nin tablosunu yaptım. Nereden geldi aklınıza o tabloya çalışmak? İlk olarak ilk isim kaynağı. Kim teşvik etti size? Hocam Alten Özal'ın sinemasında başladı. İlk tablonuz?
erkek tablomuz, yağ boya tablomuz. Burada Anadolu kadını mı ön planda? Evet, köy kadınları. Hı hı. Kara gözlü köy kadınları yapar kendisi. Onun saygısına yaptım. Bakışlarında Anadolu kadının neler yatıyor? O bakışlar çok keskin, çok zeki, inerçi, çalışkan. Evet, çalışkan. Hem kahır çeken, hem erkek hem kadın olan, hem tarlada hem evde çalışan kahraman kadınlarımızı getiriyor. Sizi kutluyorum. Çalışmanıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim.